Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Şevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bugünkü mektubumuz bir kadından geldi. Ve bu kadın sırf para uğruna bütün hayatını mahvetmiş. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama başlıktan da göreceğiniz üzere kocasıyla sırf para için eş değiştirme yüzünden nerelere kadar gelmiş. Evet, burada iğrenç bir durum var. Kötü bir durum var. Ama bu kötü durumun altında çok fazla çok başka şeyler var. Önce bir mektubumuzu okuyalım. Ondan sonra detaylıca konuşuruz arkadaşlar. Eğer videolarımızı seviyorsanız aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yaparsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. İstediğimiz sizden çok zor bir şey değil. Belki ufak bir detay ama bizler için çok önemli. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan o like tuşuna basarsanız çok seviniriz. Merhaba Yunus Bey. Ben yazdıklarımdan son derece utansam da pişmanlığımdan ötürü yazıyorum. Bir insan parasız kalınca yapmam dediği her şeyi yapıyormuş bu hayatta. Hele bir de ailesi arkasında durmuyorsa başvuracağı yollar toplum tarafından kabul edilmeye yollardır. Ben evlenene kadar hayatım kusursuzdu. Eşimle zaten severek evlendik. Ailelerimizin maddi durumu iyiydi. İyiydi derken kendi yağımızla kavruluyorduk. Benim düğünümden önce kuzenim evlenmişti. Ve onun düğünü çok gösterişli yapılmıştı. Düğün salonundan tutun da kına gecesine kadar her şeyin provası aylar önce yapılmıştı. Düğünü havuz kenarında yemekli ve alkollüydü. Ben eşimle o zaman nişanlıydım. O kadar çok hoşuma gitmişti ki bu havuz kenarındaki düğün. Biraz kıskanmıştım kuzenimi. Ve eşim de bunu fark etmişti. Biz o zaman düğün salonunu çoktan tutmuştuk. Bütçemiz yeterli olsaydı düğün salonuna gelen misafirlere yemek de ikram edecektik ama ne yazık ki bütçemiz kısıtlıydı. Kuzenimin düğününden eve giderken nişanlımla beraber bir çay bahçesinde oturduk. Ona kuzenimin düğünün ne kadar güzel olduğunu, herkes tarafından çok konuşulduğunu, benim düğünümün de böyle olmasını istediğimi söyledim. Ama böyle bir düğün istiyorsam eğer ya kredi çekeceğini ya da arabasını satması gerektiğini söyledi. Benim için ikisi de olurdu ama kredi yerine arabayı satmak daha mantıklı gelmişti bana. Yani araba satıldıktan sonra kuzenimin tuttuğu gibi havuz kenarı bir yer tutabilirdik. Ertesi gün arabayı ilana koydu. Tabii ailesinin haberi yoktu bu durumdan. Bir hafta sonra arabayı sattık. Kuzenime özenmiş demesinler diye başka bir havuz kenarından salon ayarladık. Bir önceki düğün salonuna verdiğimiz kapora yansa da düğünüm içime sineceği için hiç sorun yapmıyordum. Kafamdaki proje şuydu. Düğünde bana takılan takımların hepsini kocama verecektim. O da borçlarını kapatacaktı. Gel zaman, git zaman düğün tarihimiz geldi. Her şeyin kusursuz olmasını istiyordum. Eşimin sattığı arabasının parası bende olduğu için kuaför ve makyözü evime getirdim. Bayağı pahalıya gelmişlerdi. Ama dedim ya, her şeyin içime sinmesini istiyordum. Benim ailem bu konuda bana çok kızmıştı. Kocama bu kadar yüklenmemem gerektiğini söylüyorlardı. Hepsini de azarlayıp susturuyordum. Düğünüm güzel gidiyordu. Herkes havuz kenarını çok sevmişti. Takı merasimine geldiğimiz zaman işler umduğum gibi gitmedi. Örneğin 100 misafir geldiyse bunu sadece 20'si takı takmıştı. Takıdan sonra ben oturup sinirimden ağlamıştım. Kocam bile bu kadarını beklemiyordu. Gerçekten sattığımız arabanın parası çok az kalmıştı. Bu parayla balayına bile gidememiştik. Bu sebeple eşimle daha ilk günden tartışmıştık. Ne de olsa eşim bana güvenerek arabasını satmıştı. Evet, o da bir şeylerin çok güzel olmasını istiyordu ama daha çok ona ben takıların güvenini vermiştim. Kara kara düşünmeye başladığımız günler gelmişti. Bize o zamanın parasıyla bayağı bir para lazımdı. Eşimin ailesi de kendi ailemde bu parayı toplayıp bize vermediler. Evimiz zaten kiraydı. Aklıma benim yeni evlenen kuzenim geldi. Havuz kenarında düğün yapan kuzenim. Eşime sormadan kuzenimden para istedim. Kendisi zengin bir Almancı ile evlendiği için tuzu kuruydu tabii. Ve bana dedi ki, bana güvenerek mi havuz kenarında düğün yaptın? Yapmasaydın, para biraz kuzenimi bozmuştu anlayacağınız. Yine de huyuna gitmek istedim, hatta yalvardım. Bu durumu eşine söyleyeceğini, bana haber vereceğini söyledi. O günden sonra kuzenim bana telefon açıp olumsuz bir şey bile söylememişti. Ben de artık utandığım için kuzenimi aramamıştım. Gelinliğimi satın almıştım. Satmayı düşündüm. Şansımı deneyip bir sitede kiralık veya satılıktır diye ilana koydum. Her şey o kadar ters gidiyordu ki gelinliğimi bile satamamıştım. Eşim de çok az para alıyordu çalıştığı yerden. O parayla sadece kiramızı ödeyebiliyorduk. Kalanla bir şey olmuyordu. Faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Hal böyle olunca eşim iyice bunalıma girdi.
İkimizin ailesi sadece faturalarımızı ödemeyi kabul ettiler. Eşimle her Allah'ın günü kavga ediyorduk. Yeni evliydik ama boşanma durumuna gelmiştik. Başkalarına özendiğim için bana çok kızıyordu. Ben de kendimi haklı gördüğüm için yağ gibi üste çıkıyordum. Çoğu zaman eşimle ayrı yerlerde yatıyorduk. İnternette gezinirken bir ara sabun işini gördüm. Denemekten zarar çıkmaz dedim. Bir müddet sabun işi yaptım. Mutfak ihtiyacımızı karşılıyordu. Hemen hemen 6 ay rahattık. Eve sayemde para girince, eşim de daha iyi bir işte çalışmaya başlayınca aramızdaki buzlar eridi. Ama biz de kendi ailelerimize düşman olmuştuk bu sırada. Neden diye sorarsanız, ödedikleri faturalarımızın parasını istemeye başlamışlardı. Sözde hem onun hem benim ailemin durumu biraz sıkışmış ve bu faturaları borç olarak ödemişler. İnsanın ailesi çocukların arkasında durmazsa kim durur ki zaten? İkimizi de ailesi bize çocuk yapın diye ısrarda bulunuyorlardı. Hatta bir ara telefonda konuşurken bunu onların yüzüne vurdum. Daha faturalarımızı bile zar zor ödüyorsunuz. Ödedikten sonra da yüzümüze vuruyorsunuz. Bir de size güvenip çocuk mu yapacaktım ben diye serzenişte bulunuyordum. Düğün sezonu açılınca gelinliğimi güzel bir paraya sattım. O paraya direkt altın aldım. Kötü günlerimiz olursa kullanırız diye düşünmüştüm. Ama zaten gün yüzüne çıkmamıştık ki. Sadece geçinebiliyorduk. O ara eşim işten çıkartılmıştı. Kabus dolu günler tekrar başlamıştı. Bu sefer şöyle düşündüm. Sosyal medya işine girmek ve mutfağımda olan malzemelerle yemek yapıp takipçi kazanmak. Takipçi kazandığımda da firmalardan ve şirketlerden reklam alırım diye düşünmüştüm. Uzun uğraşlar sonra hatırı sayılır bir takipçi sayısına ulaştım ama bu sefer de benden farklı yemek istiyorlardı. İstedikleri yemeklerin malzemesine baktığım zaman bu malzemeleri alamazdım. Çünkü beni takip eden insanlar hep aynı yemekleri yaptığımdan ötürü yorum yapıp duruyorlardı. Bu malzemeleri de alamayınca sosyal medyaya biraz ara verdim. Evde her gün kara kara düşünüyordum ne yapabilirim diye. İnternetten ev temizlik ilanlarına bakıyordum sürekli. Birkaç kere ev temizlik işine gitmişliğim oldu. Ama kendime temizlik yapmayı bir türlü yakıştıramadım. Aklımda sürekli kuzenim vardı. O güzel bir hayat yaşarken ben neden bu kadar sıkıntı çekiyorum diye isyan ediyordum. Eşimle her tartışmamızda kuzenime öne sürüyordum. Yaşadığı güzel hayatı anlatıyordum. Neden bu yaşımda ev temizliklerine gidiyorum diyordum. Bir gün sosyal medyada gezinirken bir grup dikkatimi çekti. Gizli üyelerin olduğu bir gruptu. Çok fazla üyeye sahipti, merak ettim. Gruba üye oldum. Ben bu gruptaki üyeleri birbirleriyle arkadaş olmak isteyen insanlardır diye tahmin etmiştim. Meğerse iş çok başkaymış. Bu gruptaki insanlar sosyal medya üzerinden tanışıp belli bir parayla anlaşıp iki kadın iki erkek cinsel olarak ilişki yaşıyorlarmış. O zaman aklımda böyle bir fikir yoktu. Hatta kınamıştım bu insanları. Sadece bu işi acaba ne kadar paraya yapıyorlardır diye merak etmiştim. Ben de bu siteye eşimle olan resmimizi gönderdim. Saatler içerisinde bir sürü çift bana mesaj attı. İğrenç tekliflerde bulundu. Hemen buluşmak isteyenler verecekleri parayı da söylüyorlardı. Zaten bu para eşimin hemen hemen 3 aylık maaşına denk geliyordu. O an bu fikir bana çok utanç verici gelmişti ve sitedeki üyelikten hemen çıkmıştım. Ama teklif edilen paralar da aklımı karıştırmadı değildi. O gün eşim geldiğinde kendi iş mesaisi bittikten sonra başka bir yere ekstra işe gideceğini söylemişti. Eğer 2 ay gibi bir zaman diliminde her gün işten çıktıktan sonra bu ekstra işe giderse borcumuzu biraz rahatlatacaktık. Ama eşim 2 günün sonunda bildiğiniz robot gibi olmuştu. Sabah işe gitmesi için zar zor uyandırıyordum. Çoğu zaman otobüste uyuyakalıyordu. Ve bu işine yansımıştı. Bu yüzden de ikinci işini yapmama kararı aldı. Bu kötü olaylar birbirini kovalarken bir gün ev sahibimiz aradı. Evi satacağını ve bu evi satın alıp almamak istediğimizi sordu. Ben de imkansız olduğunu söyledim. Bir ay sonra evi başkasına sattı. Yeni ev sahibimiz bizi evden çıkarmasa bari diyordum. Yeni ev sahibimizle tanıştığımızda kızının sağlıkçı olduğunu, tayin istediğinde eğer tayini çıktığında bu şehre taşınırsa evi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Kızının tayini açıklandığında ne yazık ki bu şehre çıkmıştı. Ve ev sahibimiz bize evden çıkmamız için bir ay süre tanıdı. O zaman da kira paraları çok yüksekti. Bir yerden kapana kısılmıştık anlayacağınız. Bir hafta içinde yeni bir ev bulduk. 2+1'di. Evin içi resmen dökülüyordu. Ama taşınmaktan başka çaremiz de yoktu. O harabe gibi olan eve ev sahibi bir dünya para istiyordu. Bu sefer ailemiz yerine arkadaşlarımızdan borç aldık. 2 ay sonra ödeyeceğiz diye söz verdik ve evim taşınırken kendi ailemizden hiç kimse bize yardıma gelmemişti. Hepsinin de o gün hastalanacağı tutmuş. Ben de iyice kirlenmiştim ailemize. Bu arada parasızlıktan dolayı eşimle aramızdaki sevgi neredeyse bitmişti. Ben de evlendiğime pişman olmuştum zaten. Kısaca sevgi karın doyurmuyormuş.
Kocamla evde iki yabancı gibi olmaya başladık. Ben çoğu zaman ona yemek yapmıyordum bile. Yemek yapmadığım için de sürekli kavga çıkartıyordu. Bu sevgi o kadar çok bitmişti ki eşim kavgayı resmen tek başına yapıyordu. Duvara bağırıyordu sadece. Sevgi bitince evin içinde bu şekilde kavgada başlayınca birbirimize olan saygımızı da kaybettik. Sanırım eşimi gerçekten sevmiş olsaydım bu tarz parasal konulara karşı hassasiyet gösterirdim. Ve eşime sürekli moral verirdim. Ama ben bunu yapmadım. Dediğim gibi çalışmayı da kendime yakıştırmıyordum. Sürekli gezmek ve hayatın tadını çıkartmak istiyordum. Para gibi çok önemsiz duran aslında çok önemli bir durum vardı. Bir gün evde ne yapsam diye düşünürken üyelikten çıktığım site geldi. Tekrardan o siteye girdim. Bir kadınla konuşmaya başladım. Onun güvenini biraz kazandıktan sonra bu işin nasıl yapıldığını sordum. Kadın bana gizliliğe çok önem verdiklerini söyledi. Eğer kabul edersem ve eşim de kabul ederse, onlar da bizi beğenirse daha fazla para verebileceğini söyledi. Ben bu kadına o zaman ne kadar para verebilirsiniz ki diye sorduğumda verdiği fiyat eşimin neredeyse 2 aylık maaşıydı. Kafam iyice karışmıştı. Benim bu konuyu bir şekilde eşime açmam gerekiyordu. Ama eşim böyle bir şeyi hayatta kabul etmezdi. Bir kere bu çok günahtı. Kaldı ki benim eşim cuma namazlarını kaçırmayan bir adamdı. Yani öyle bir şey yapmalıydım ki eşim bu işi istemese bile mecbur kalmalıydı. Ben de açtırmadığımız kredi kartını açtırdım. Bir günde limiti açtım. Kendime bir sürü kıyafet aldım. Doğal olarak harcadığım parayı karta geri yatırmamız gerekiyordu. Ay sonu kartın ekstresi gelene kadar eşimin aldığım kıyafetlerden haberi yoktu. Ay sonu gelince eşim kredi kartının ekstresini gördüğünde evin içinde sinir krizi geçiriyordu. Kocaman adam bildiğimiz oturdu sinirden ağladı. Fırsat bu fırsat dedim. Zaten sevgi de kalmadı aramızda. Eşime konuyu açtım. Böyle bir iş var dedim. Eğer kabul ederse ne kadar para kazanabileceğimizi de söyledim. O sinirin üzerine bunu söyleyince doğal olarak eşim çok sinirlendi. Bana ağza alınmayacak argo kelimeler kullandı, küfretti. Ben de ona o zaman ne yaparsan yap, borcunu öde dedim. Eşim o borcu ödemek için alyansını satmıştı. Hiç üzülmemiştim. Zaten eninde sonunda kocam o işi kabul edecekti, biliyordum. Kart borcunu ödedikten sonra ben tekrardan alışverişe çıktım. Sadece mutfak için neredeyse 3 aylık alışveriş yaptım. Kendime de çok istediğim Pandora kelepçeli bilezik aldım. Ay sonunda kart ekstresi tekrar geldiğinde eşim bu sefer bana el kaldırdı. Parasızlıktan dolayı amacımın onu köşeye sıkıştırmak olduğunu bildiği için vurduğu yerler pek acıtmıyordu açıkçası. O günden sonra tam anlamıyla eşimle karı koca ilişkimiz bitmişti. Ne ben onu seviyordum ne de o beni seviyordu. Zaten eve gelmemeye başlamıştı. Daha çok annesinde kalıyordu. Kaynanam sağ olsun beni arayıp sorunun kaynağını hiç sormuyordu bile. Yani beni eşimle barıştırmak gibi bir çaba da göstermiyordu. Eşim son akşam eve geldiğinde benimle ciddi bir konu üzerinde konuşmak istediğini söyledi. Ben de ona sunduğum teklifi kabul edecek zannettim. Ama tahmin ettiğim gibi olmadı. Tam aksine eşim benden boşanmak istediğini söyledi. Ne üzülmüştüm ne sevinmiştim. Mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Boşanma gerçekleşene kadar ben yine bu evde kalacaktım. Ondan sonra da başımın çaresine bakacaktım. Eşimin ailesine nazaran benim ailem bu evliliğin bitmemesi yönündeydi. Her karı kocanın arasında olabilecek sorunlar olduğunu söylüyorlardı. Benim annem eşim arayıp sanki erkek tarafı bizmişiz gibi kocama dil döküp duruyordu. Bu ısrarlar çok fazla olmaya başlayınca eşim dayanamayıp anneme her şeyi anlattı. Benim isteğe üye olduğumu, para karşılığında başkalarıyla cinsel ilişkilerde bulunma teklifini sunduğumu anlattı. Tabii ki ben bu durumu inkar etmek zorunda kaldım. Evliliği bitirmek için bahane aradığını söyledim. Zaten eşim benimle barışsa bile hiçbir şey eskisi gibi olmazdı. Kısacası tek çare boşanmaktı. Biz de tek celsede boşandık. Boşandıktan sonra kafa dağıtmak için sürekli arkadaşlarımla buluşuyordum. Bu dışarıda gezmelerim ailemi çok rahatsız etmeye başlamıştı. Babam sürekli bana özgür dul mu olacaksın deyip duruyordu. Beni çok sık boğaz etmeye başlamışlardı. Artık aileme göre bir heves uğruna kocamı düğün borcuna sokmuşum da sonra da keyfi olarak ayrılmışım gibi davranıyorlardı. Alt üstü borç, dişini sıksan ne olurdu ya da kocana destek olabilirdin diyerek bana trip atıyorlardı. Beni çok bunaltmaya başlamışlardı. Bir gün ben bu üye olduğum sitede geziniyordum. Bir ilana denk geldim. Kendisine partner arayan bir adamın ilanıydı. Siteye yazmış olduğu açıklamayı okudum. Benim yaşımın aralığında evli ya da bekar fark etmez sadece onun ihtiyaçlarını karşılayabilen kısacası itaatkar bir kadın istiyordu. Deli cesareti geldi bana ve ben de adama yazdım. Bu tarz şeyleri telefondan değil de yüz yüze konuşmak istediğini söyledi.
Eğer buluşmayı kabul edersem bana beraberinde bir adres de gönderdi. Ben tabii ki buluşmayı kabul ettim. Giyindim, kuşandım, süslendim. Sabah ailem uyanmadan gizlice evden çıktım. Buluşma yerine gittiğimde çok heyecanlıydım. Elim ayağım titriyordu heyecandan. Biraz da korku vardı. Ben hep şu kafadaydım. En fazla ne olabilir ki dedim. Adam buluşmaya geldiğinde biraz yaşı vardı. Önce biraz normal sohbet ettik. Sonra direkt konuya girdi. Para konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağımı ama bunun karşılığında ona sürekli itaat etmemi istedi. Teklif ettiği para çok tatmin ediciydi. Ve teklifini kabul ettim. Tek sıkıntı buluşmayı sürekli onun ayarlayacak olmasıydı. Ve canı ne zaman isterse beni çağıracak olmasıydı. İlk buluşmayı 10 gün sonra gerçekleştirdik. Gittiğim evde bir karı koca daha vardı. İşin garip tarafı bu karı kocanın 2 tane de çocuklarının olmasıydı. Önce alkol içtik. Ben alışkın olmadığım için dublenin sadece yarısını içebilmiştim. Hatta içtiğim yarım duble bana bu durumu sorgulatmaya başlamıştı. Doğru bir şey mi yapıyorum, yanlış bir şey mi diye düşünmeye başlamıştım. O zamanlar para odaklı yaşadığım için doğru gelmişti. Odaya girdiğimizde o adam bana sadece denileni yapmamı söyledi. Yaklaşık 2 saat boyunca cinsel anlamda ne derlerse yaptım. Şu an bunları yazarken midem bulanarak yazıyorum ama o zamanlar dediğim gibi para tatlı geliyordu. Bu yüzden yaptığım iş de tatlı geliyordu. Cinsel işimiz bittikten sonra o adam benim elime takır takır parayı saydığında bu işi yapmak için daha çok heveslenmiştim. Ve bundan sonra ciddi anlamda benimle partner olmak istediğini söyledi. Başka bir adam bana partnerlik teklif etse bile asla kabul etmememle diretti. Birkaç kez arayıp günler öncesinden haber veriyordu buluşmak için. Bu yüzden evden çıkmam kolay oluyordu. Son zamanlarda gece aniden arayıp yanına gitmem istiyordu. Ev adresimi falan bildiği için ve beni aradığında içkili olduğu için gitmeyi kabul etmediğim zaman evime gelip taşkınlık çıkarmasından korkuyordum. Bu yüzden yanına gitmeyi mecburen kabul ediyordum. Aileme de rahatsızlandım vesaire gibi hastalık bahane ederek hastanenin aciline gittiğimi söylüyordum. Benimle gelmek istediklerinde çocuk muyum ben? Niye peşime takılıyorsunuz diyordum. Bu durumu o adamla konuştum. Ailemin artık şüphelendiğini söyledim ve beni gece yarısı çağırmamasını söyledim. O da benimle dalga geçer gibi bu işlerin tadının gece çıktığını söyledi. Çok fazla içki kullandığı için çağırdığında gitmezsem içkinin verdiği dengesizlikle yapabileceklerini kestiremiyordum. Bir sabah beni yine aradı. Yanına gelmemi söyledi. Yine aileme yalan söyleyerek evden çıktım. Ama bu sefer buluşma yeri olarak farklı bir yer söyledi. Buluşma yerine gittiğimde beni arabasıyla bekliyordu. Ben yine bir karı kocanın yanına gittiğimizi zannediyordum ama beni bir kahvaltıya götürmüştü. Bana değer verdiğini zannederek çok sevinmiştim ki zaten değer veriyordu ama verdiği değeri tam olarak adlandıramıyorum. Benimle bu şekilde çok yakından ilgilenmeleri başlamıştı. Cinsel buluşmaların yanı sıra benimle dışarıda vakit geçirmeye başlamıştı. Benim için çok fazla alışveriş yapıyordu. Gündelik kıyafetlerden çok fantezi gecelikler alıyordu bana. Tabii bu fantezi gecelikler onun evinde kalıyordu. Haftada bir kişisel bakıma götürüyordu. İnanılmaz paralar harcıyordu bana. Haliyle bir yerden sonra bu kadar alınan gündelik kıyafetle eve girdiğimde annemin dikkatini çekiyordu. Çalışmadığım ve işsiz olduğum için annem şüphelenmeye başladı. Her tartışmamızda bana karşı ağzını bozup "Kendine doz mu tuttun?" diyordu. Dışarıdayken mutluydum ama eve geldiğim zaman üzerime mutsuzluk çöküyordu. Ve o adamla telefonda konuşurken sinirimi ondan çıkartıyordum. Fakat sinirimin detayını ona söyleyemiyordum. Sadece ailevi konular deyip geçiştiriyordum. Bu adamın bana almış olduğu altınları odama saklamıştım. O gün yine evde değildim. Annem evi komple detaylı temizliğe sokmuş. Halıları, koltukları falan kaldırdığı bir temizlik yani. Benim odamı temizlerken de altınları sakladığım yeri görmüş. Bir kese altın bulmuş. Eve geldiğim zaman bir elinde kese, bir elinde sigara mutfak masasında beni bekliyordu. Altın kesesini direkt önüme fırlattı. Açıklama bekler gibi yüzüme baktı. Ne diyeceğimi bilememiştim. Söyleyecek yalan da bulamıyordum artık. Dayanamadım ve hayatımda uzun zamandır birisinin olduğunu söyledim. Doğulu ve kuyumcu olduğunu söyledim. Ne kadar istemesem de bana sürekli altın hediye ettiğini söyledim. Mecburiyetten altınları sakladığımı da ekledim. Madem hayatımda birisi vardı, daha önce neden bunu söylemedim diye tartışma çıkarttı. Bunun üzerine çocuk gibi trip atmıştı. Annem bu tarz konularda her zaman ciddi düşündüğü için benim bu görüştüğüm adamla da evlilik için görüştüğümü zannetti. Ve hemen tanışmak istedi. Annemin gözünde dul bir kadın olduğum için sevgili olarak biriyle gezmem anneme göre çok tersti. Anneme her ne kadar ben evlilik düşünmediğimi söylesem de eğer hayatımdaki insanı annemle tanıştırmazsam bu durumu babama söyleyeceğini söyledi. Kabul etmekten başka çarem yoktu. Ben de adamı aradım, durumları anlattım.
Artık bu ilişkinin bitmesi gerektiğini söyledim. Adam resmen bana ters köşe yaptı ve annemle tanışmayı kabul etti. Ben de ne diyeceğimi bilemedim. Annemle tanıştıktan sonra olabilecek her şeyi anlattım ona. Yani annemin sürekli beni köşeye sıkıştırıp ne zaman evleneceksin bu adamla diye yapacağı baskıları da anlattım. Şimdilik tanışalım, sonrasına bakarız demişti. Ben de anneme dedim ki seni bununla tanıştıracağım ama babama hiçbir şey anlatmayacaksın. Çünkü şu an sadece tanışma aşamasındayız demiştim. Dışarıda buluşma ayarladık. Annem adamı görünce direkt yüzü düştü. Çünkü benden çok büyüktü. Ve yaşında çok belli diyordu. Çay masasından kalkana kadar annemin suratı resmen sirke sattı. Eve gittiğimizde annem bana sana aldığı hediyeleri iade et. Ve bir daha bu adamla görüşme dedi. Ben de anneme karşı çıktım. Haliyle bu saatten sonra isterse babama söyleyebilirsin dedim. O adamla 3 ay gibi bir zaman daha başka karı kocalar da dahil ilişki yaşamaya devam ettik. O adam bana çok güzel paralar kazandırıyordu. Bu sefer onu hayatımdan çıkaramazdım. Ve ona bir teklifte bulundum. Dedim ki, sen beni böyle aradığında evden çıkmam bazen beni çok zorluyor. İstersen kağıt üzerinde bir evlilik gerçekleştirelim. Evliliğimiz formalite icabı olsun. İstersen aynı evde bile yaşamayız dedim. Bu teklifim ona çok mantıklı gelmişti. Ben bu teklifte bulunmadan önce zaten o ara ara düşünüyormuş bunu. Ne zaman istersem hemen nikah işlemlerine başlayabileceğini söyledi. Benim için evde durmak zaman kaybıydı. Ona ailemle bu durumu konuştuktan sonra onlar kabul etmese bile hemen evlilik işlemlerine başlayabileceğini söyledim. O günün akşamında eve gittim. Annemle babamı karşıma aldım ve konuşmaya başladım. Hayatımda bir adam olduğunu ve benimle niyetinin ciddi olduğunu, bir an önce evlenmek istediğimi söyledim. Siz kabul etseniz de etmeseniz de ben onunla evleneceğim dedim. Babam direkt sert çıkıştı. Çıkışmasının sebebi babamla onu tanıştırmadan hemen evlilik kararı almamdı. Yani babamla tanıştırmış olsaydım, babam onu istememiş olsaydı bile ben yine bu evliliği yapacaktım. Çünkü evdeki baskı dolu hayat beni depresyona sürüklüyordu. Ertesi gün o adamla buluştuk ve nikah işlemlerine başvurduk. Önümüzde hiçbir engel yoktu. Hemen nikah tarihi aldık ve kart bastırdık. Çünkü insanların bizi gerçekten evli bir çift olarak görmesini istiyorduk. Onun ailesi de dahil düğün yapma fikrinde değildik. Sadece bir nikah yapmıştık. Benim tarafımdan neredeyse yok denecek kadar az kişi gelmişti. Ama umurumda bile değildi. Bu eşimle onun normal hayatında oturduğu eve taşındık. Evi çok büyüktü, 3 katlıydı. Çalıştırdığı bir tane hizmetçisi vardı. Hayatıma resmen talih kuşu konmuştu. İlk eşimin beni çıkaramadığı balayına bu eşim çıkarttı. Her anım dolu dolu geçiyordu. Balayından döndükten sonra haftada bir kez evimize ayrı ayrı karı koca gelmeye başladı. Onları aldığımız oda normal bir oda değildi. Hizmetçinin bile giremediği kilitli bir odaydı bu. Odaya girince kırmızı loş ışıklar yanıyordu. Odanın içinde sadece bir tane yatak vardı. Ve aklınızın alabileceği her türden fantezi eşyaları vardı. Eşim ve ben cinsel anlamda bize gelen karı kocaların isteklerini kabul ediyorduk. Karşılığında tonla para alıyorduk. Ve bu çift bize başka çiftleri öneriyordu. Haftanın 2-3 günü eşimle para karşılığı bu çiftle çalışmaya başladık. Bazen yeni evli çiftler geliyordu, bazen çok yaşlı çiftler geliyordu. Yaşlı çiftler geldiğinde midem bulanarak yapıyordum. Genç çiftler geldiğinde ise bu işi severek yapıyordum doğrusu. Parayı elden aldığımız için de rahattık. Bir müddet bu şekilde para kazandık. Parayı sürekli bölüşüyorduk zaten. Bu işi yapmaya başladıktan sonra hiç pişmanlık duymamıştım ki ta ki hamile kalana kadar. Düzenli olarak doğum kontrol hapı kullanıyordum ama nasıl olduysa hamile kalmıştım. Anlayamadım. Mide bulantılarım vardı ama içkiden kaynaklı zannediyordum. İyice şüphelendikten sonra test yaptım ve testim pozitif çıktı. Kocama bunu söylediğim zaman çocuğun kimden olduğu belli değil. Kimin çocuğunu doğuracaksın diyerek tartışmaya başladık. Evet çocuğun kimden olduğunu bilmiyordum ama bu çocuğu doğurmayı da çok istiyordum. Eşimse aldırmamdan taraftı. İçimden bir ses bu çocuğu doğurmamı söylüyordu. Tabii ki o zamanlar bir anne adayı olarak doğurmaya karar verdim. Eşim bu çocuğu doğurursam benden boşanacağını ve bana bu zamana kadar verdiği her şeyi geri almakla tehdit etti. Açıkçası pek umurumda değildi. Zaten beni idare edebilecek kadar param vardı. Daha sonra doğurmaktaki kararımı görünce eşim bana başka bir teklifte bulundu. Bana doğurmak istiyorsan tamam doğur ama birlikteliğimiz yine devam etsin dedi. Gerekirse çocuğun bütün masraflarını karşılarım demişti. Doğuma kadar birbirimize süre verdik ve hamilelik döneminde toplamda 4 kere başka çiftlerle birliktelik yaşadım. Çocuğum doğduktan sonra iyice saplantılı olmuştu kocam bana. Çocuğuma ve bana zarar verir diye çok korkuyordum. Gizliden gizliye kaçış planı yapmaya başladım. Ama anlamasın diye başka çiftlerle ilişki yaşamaya da devam ettim.
Kendi kendime ne kadar çok param olursa benim için o kadar iyi olur diye teselli ediyordum. Ne yazık ki çocuğum 2 yaşına gelene kadar sayısız çiftlerle birlikte yaşadık. İlişkiyi yaşadıktan sonra kendimden tiksindiğimden çocuğuma dokunamıyordum. Annelik duygularım kabarıyordu. O adamla yaşadığım bir saniye bile bana zulüm oluyordu. Ve evden hiçbir zaman kaçamayacağımı zannediyordum. Çünkü sürekli evdeydi. Onun evde olmadığı bir gün valiz toplamam gerekiyordu ama o evde olduğu için bunu yapamıyordum. İçkiye zaafı olduğunu biliyordum. Bir gün yine hiçbir şey belli etmeden içki masası kurdum. Ona deli gibi içki içirdim. En sonunda sızlık aldı. Çocuğumu alır almaz hemen evden çıktım gittim. Evden gitmeden önce birbirimizin banka şifrelerini bildiğimiz için onun banka hesabından kendime yüklü miktarda para gönderdim. Hemen başka şehre bilet aldım. Kurtuldum zannediyordum ama işler çok ters gitmeye başlamıştı. Çünkü o eşim bana saplantılı olduğu için evden kaçtığımı anlar anlamaz soluğu ailemin yanında almış. Baştan sona her şeyi ama her şeyi aileme anlatmış. Annemin aklına ilk eşimin de söyledikleri gelince hayatımın gerçeği böyle yerlere döküldü. Babam ilk başta böyle bir şeyi kendine yedirememiş. Ama en başından beri konuştuğumuz mesajları göstermiş aileme. Aynı zamanda çiftlerle ilişkiye girdiğimiz odada benim de bilmediğim bir gizli kamera varmış. Gizli kamera bizim her anımızı çekmiş. Annemle babam iyice inansın diye o kamera kayıtlarını da göstermiş. Tabi babam o kamera kayıtlarını görür görmez kocama saldırmış. Kocam babamın elinden kaçmayı başarmış. Zaten amacı benden bu şekilde intikam alabilmekti. Ha bir de yetmezmiş gibi çocuğumun babasının da belli olmadığını söylemiş. O gün annem beni deli gibi arıyordu. Ben açmayınca bir sürü mesaj atmış. Özel hayatımla ilgili her şeyi öğrendiğini, babamın da her şeyi öğrendiğini, beni evlatlıktan reddettiklerini, ne olursa olsun onların karşılarına asla çıkmamam gerektiğini yazmış. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Hemen numaramı değiştirdim. Gerçekten ailemi hayatımdan çıkartmayı çocuğum için göze almıştım. Çünkü beni affetmiş olsalardı bile bu çok imkansız bir şey. Sadece varsayımlarla konuşuyorum. Çocuğumun kimden olduğu belli olmadığı için bunu sürekli yüzüme vuracaklardı. Bunu da zaten ben göze alamazdım. Zaten ilk eşimden boşanıp geldikten sonra bu evliliği yapmak için beni onlar mecbur bırakmışlardı. Baskılarından dolayı yani. Bu iş bana o kadar çok para kazandırmıştı ki taşındığım bu yeni şehirde kendime hemen yeni bir ev satın aldım. Ama asıl niyetim çocuğumu mükemmel büyütmekti. Kalan paramı faize koymuştum. Faizden aldığım para beni idare ediyordu. Düzenli bir hayat istediğim için sigortalı işlere bakmaya başladım. Birkaç ay sigortalı işte çalışmış olsam da parası az geliyordu. Ve terk ettiğim eşime dönüp dönmemek konusunda çok kararsız kalmıştım. Çünkü elimdeki para da günden güne bitmeye başlamıştı. Biraz daha sigortalı işte çalışarak kendimi denedim. En sonunda anladım ki ben sigortalı işte yapamazmışım. Ve eşimi aradım. Çok pişman olduğumu söyledim. Biraz gözyaşı döktüm, kadınlığımı kullandım. Hemen yumuşar gibi oldu. Resmi olarak hala evliyiz dedim. Çocuğu istemiyorsan çocuğuma bir bakıcı ayarlayabileceğimi söyledim. Benimle yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Bana resmen bu işe başladıysan asla ama asla bırakamayacağımı söyledi. Çocuğumu da kabul etti. Tekrardan eşimin yanına yerleştim. Başka şehirde aldığım evi de kiraya verdim. Aynı zamanda eşim çocuğuma bakıcı buldu. Tek şartı çocuğumun bu eve girmemesiydi. Çocuğum tuttuğumuz bakıcının evinde kalacaktı. Ona da yüklü bir miktar para verecekti. Bu şekilde anlaştık. Ben görmek istediğim zaman da bakıcının evine gitmem gerekiyordu. Onun dışında çocuğumun bütün masraflarını kendisi zaten karşılıyordu. Bir müddet daha bu şekilde ben devam ettim. Ama rüyamda çoğunlukla çocuğumu görüyordum. Çocuğum kabus olarak rüyalarıma giriyordu. Bu rüyalar psikolojimi resmen alt üst etmişti. Bilinçaltıma giriyor diye düşünerek çocuğumu bir müddet görmemeyi denedim. Ve daha çok alkol kullanmaya başladım. Alkolü kullandıkça beynimi kullanamaz hale gelmiştim. Bir seferinde kocam bana bu akşam eve gelecek misafirlerin tanıdık olduğunu söyledi. Misafir deyince ben normal misafir zannettim. Kocam beni odaya çağırdığında benim için almış olduğu fantezi geceliklerden birini giymem istedi. Ben de ikiletmeden giydim hemen. Akşam gelen misafirler kocamın kardeşinin oğlu ve kardeşiydi. Asıl bomba burada patlıyor zaten ama detaylara girmiyorum. Ben bu olayı onlar odaya çıkıp da eşim de beni odaya çağırana kadar idrak etmemiştim. Artık bu kadarına da dayanamazdım. Evde kocamla kavga etmeye başladık. Yere yatırıp ben kusana kadar mideme tekmeler atmaya başladı. Onun hesabından gizlice aldığım parayı beni bu şekilde çalıştırarak çıkartmak istemiş. Artık bu işi de evliliği de istemiyordum. Beni çocuğumla tehdit etti. Onun hesabından aldığım parayı ona 2 kat olarak ödememi söyledi. Onu aradığımda zaten böyle bir planı varmış. Sadece belli etmemiş.
Çocuğum için bir bakıcı tutunca beni gerçekten düşünüyor bu konuda sanmıştım. Kabul etmekten başka çarem yoktu. Tek bir şartla kabul ettim. Her gün çocuğumla görüntülü konuşacaktım. Karşılıklı olarak kabul ettik. Ona ödemem gereken miktardan çok fazlaydı. İlk başta polisi aramak geldi aklıma ama kocam bunu benden önce düşünecek kadar zekiydi. Birincisi benim telefonuma kadar el koymuştu. İkincisi o zaten hep evdeydi. Kendi telefonunu saklıyordu. Kafamı pencereden dışarı çıkartmıyordu. Ona karşı koyacak cesaretim pek yoktu. Dedim ya, benden çok kırnazdı. 6 ay bu şekilde çalıştım. 6 ayın sonunda karnıma inanılmaz ağrılar girmeye başlamıştı. Sürekli kanamam oluyordu. Acaba yine hamile kaldım, düşük mü yaptım acaba diye düşünüyordum. Ağrı kesiciler fayda etmiyordu. Bir gün kocama yalvardım, yakardım. Beni hastaneye götür diye ayaklarına kapandım. O da bana her zamanki gibi tehdit etti. Eğer bu evde zorla tutulduğumu hastanede söylersem, çocuğumu bir daha göremeyeceğimi söyledi. Yeminler ettim ve zoraki özel bir hastaneye götürdü. Bu hastane dönemi çok uzun sürdü. Hatta tahlil sonuçlarım açıklanana kadar ben defalarca cinsellik yaşadım. Her yaşadığımda kanamamı durduramıyordum ve sabahlara kadar ağrılar içinde kıvranıyordum. Tahlil sonuçlarım açıklandığında resmen hayatım karardı. Ben rahim kanseri olmuştum. Oturup sinirden ağlamaya başlamıştım. Bu hastalığımın üzerine kocam beni evden kovdu. Çocuğumu da kucağıma verdi. Ev satın aldığım şehre gitmeden önce kiracımı arayıp hemen evi boşaltmasını söyledim. Daha sağlıklı düşünmem için yalnız kalmam gerekiyordu. Rahim kanseri için tedavi görmeye başlamıştım. Başka organlarıma sıçramaması için doktorum ayrı bir özen gösteriyordu. Bu hastalıkla baş ederken bir de çocuğuma bakmak çok zor oluyordu. Artık sinirsel olarak çok hassas bir dönemden geçiyordum. Hem de kocamın bana attığı bu kazığı unutmamıştım. Eve gelen çiftlerin belirli bir günü vardı. O günlerden birinde polisi arayıp gizlice ihbar ettim kocamı. Evde fuhuş yaptıklarını ve kafa yapıcı madde kullandıkları yönünde ihbar ettim. Tedavi sürecimde yetmezmiş gibi bir de depresyona girdim. Kendimi unuttuğum bir dönemdi ve çocuğuma bakamıyordum. Ona annesi olarak daha fazla haksızlık yapmak istemedim. Ve bende kaldıkça her şey onun için daha kötü olabilirdi. Sese ve gürültüye gelemiyordum o ilaçlar içince. Ve çocuğumu devlete emanet etmek en iyisiydi. Çocuğumu yurda verdim. Yurda vermeden önce çocuğumla bir ay vakit geçirdim. Bir bavula bütün kıyafetlerini doldurdum. Onu son kez öpüp kokladım. Ve bir ayın sonunda onu yurda götürdüm. Devlete emanet ettiğim için içim çok rahat. Bıraktıktan sonra merak edip hiç gitmedim. Güvende olduğunu biliyordum zaten. Umarım çocuğumun karşısında çok güzel aileler çıkar. Tek edebildiğim dua bu. Akşamları oturup ister istemez geçmişe gidiyorum. Diyorum ki, keşke ilk eşimle taş yeseydim de bu durumlara gelmeseydim. Aptallığıma kızıyorum. Paranın peşinden gittim. Hem ailemden, hem ilk eşimden, hem çocuğumdan, hem rahmimden oldum. Hayatımı kendim mahvettim. Ailem ne haldedir onu da bilmiyorum. Çaresiz kalınca para insana her şeyi yaptırır. Kimse bu konuda büyük konuşmasın yani. Şu an için tek duam bir an önce sağlığıma kavuşmak. Param şu an yettiği için çalışmıyorum zaten. Sadece sağlığıma odaklıyım. Benim diyeceklerim bu kadar. Hayatımın en büyük hatası bir pişmanlık bıraktı bende. Keşke yapmasaydım. Keşke yapmasaydınız. Ama yapmışsınız. Şimdi ortada ufacık bir çocuk var. Biz bir tek o çocuğa üzüldük, kusura bakmayın. Hani sizi yargılamak istemiyorum, amacım sizi yargılamak da değil. Zor bir hayat geçirmişsiniz ama siz de başkalarına zor hayatlar geçirtmişsiniz. Söyleyeceğim kelimeleri özenle seçmek istiyorum. Hani sizi de kırmak istemiyorum, hastasınız. Umarım iyileşirsiniz, zaten hatalarınızdan ders çıkarmışsınız. Ama en azından o çocuğu yurda bırakmasaydınız. Yani hep bir şeyler olmuş. Neyse, en güzeli ben sizinle ilgili yorum yapmamam daha doğru olur. Bizim amacımız burada mektup gönderenleri yargılamak ya da onları kırmak değil. Yanlış anlamayın lütfen. Sadece benim derdim, üzüntüm o çocuk. İnşallah çok güzel bir ailesi olur. Benim tamamen demek istediğim bu aslında. Polise ihbar etmişsiniz ama geç ihbar etmişsiniz. Daha önce etmemişsiniz. Belki rahim kanseri olmasaydınız şu an bu hayatınıza devam ediyordunuz. Ve bu hayatınızda belki de sürekli devam edecektiniz, bunu bilmiyoruz. Dediğiniz gibi para sizin aklınızı karıştırmış. Allah herkesin sonunu hayır etsin. Sizin gibi hayatlar yaşayanlar varsa, ki duyuyoruz bunları, bu tarz şeylerin yaşandığını, en azından sizin hayatınızdan belki bir ders çıkartırlar, sizin düştüğünüz hataya düşmezler. Çünkü para her şey değil. Para mutluluk getirmez.
Para amaç değil, araçtır. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu mektupla birlikte umarız birilerine ders olur. Eğer videolarımızı seviyorsanız aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yapıp eşlerinizle dostlarınızla paylaşırsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Yorum yazacak bir şey bulamıyorsanız da iyi yayınlar, iyi yayınlar Yunus Bey teşekkürler gibi bu tarz yorumlar yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkürler. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.